Herkese iyi akşamlar. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Hocam mücadeleyi değerlendirebilir miyiz? Şimdi bizim açımızdan gerçekten iyi bir maç oldu. Belki de son zamanlar oynadığımız en iyi maçlardan bir tanesi. Çok iyi organize olduk. Yani bir deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadık. Özellikle de Başakşehir takımı çok iyi bir kadroya sahip, mükemmel bir kadroya sahip. Ve çok başarılı bir takım hem Avrupa'da hem de ligde. Ona göre de dikkatli her türlü tedbirlerimizi aldık. Bütün arkadaşlarımız da ne dediysek hepsini de güzel şekilde yerine getirdiler. İyi bir galibiyet aldık. Yani çünkü bundan önce talihsiz hem mağlubiyetler hem de beraberlikler almıştık. Bunu telafi ettik ama sadece bir maç kazandık. Artık bundan sonra daha iyi olmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Çünkü bu maçı kazanmamız bizim açımızdan çok çok önemliydi. Bir şeyi kırdık. İşte bütün amacımız hem Avrupa'da hem de ligde gidebildiğimiz yere kadar gitmek ama özellikle ligde mutlaka bunun arkasını getirmemiz gerekiyor yani. Var mı sorumuz? Buyurun. Radyo Spor, Can Spor, Nazım Dıknaz. Hocam önce tebrikler. Sağ olun. Sizler yaptınız Süper Lig'de de. İki tane sorum olacak bununla alakalı. Birincisi maç katlarına baktığımız zaman maçları görmeyince bizim için ve bütün belki de futbol kamuoyu için biraz sürpriz oldu. Bununla alakalı ben fikrinizi almak istiyorum. İkinci konuda meşhur kırmızı eşofman yine iş başındaydı galiba. Yine kırmızı eşofmanla giydiniz. Evet. Galibiyet geldi. Bunlar da şimdi Max Gradel ile ilgili şöyle, Max Gradel hemen hemen her maçımızda oynadı bizim. Onun için hazırlık maçları da dahil dinlenmesi gerekiyordu bir süre. Hatta ben bugün eğer şey olsaydı, mecbur kalmasaydım yine değiştirmeyecektim, yani almayacaktım onu, dinlensin diye. Çünkü bizim oynayacağımız bir sürü maç var şimdi. Bu kupa maçı oynayacağız. Arkasından geleceğiz, lig oynayacağız. Tekrar iki gün sonra tekrar maç oynayacağız. Giresun'dan sonra kupa maçı oynayacağız. Oradan Trabzon'a gideceğiz. Yani bir sürü maç var. Hepsinde de oynadı. Onun için onda bir bıkkınlık. Milli takımda da sürekli oynuyor. Bıkkınlık veyahut da yorgunluk olabilir diye dinlendirdim ben. Tam zamanında da oyun aldık. Gayet güzel şeyler yaptı yani. O şeye eşofmana gelince tabii ki benim çok sevdiğim bir eşofmanım. Giyiyorum yani. Ve o da uğurlu geliyor. Oyuna girdiğimiz maçların hemen hemen %99'unda diyelim galip geldik. O da bir şey oldu, uğur oldu yani. Var mı başka sorumuz? Buyurun. Hocam bir de taraftar bugün yani 8 maçta galibiyet almamanıza rağmen yine İstanbul'daki maçta yerini aldı. Bir de destek verdi maç boyunca. Şimdi arkadaşlar bakın bu takım yani Anadolu'da üst üste 3 sene Avrupa'ya giden bir takım yok. Yani son zamanlarda. Yani bu takım çok iyi şeyler hak ediyor. Ama yani her senede çok iyi olacak diye bir şey yok. Bundan önceki senelerde biz aynıydık. Böyleydik yani. Çünkü lige her zaman erken başlıyoruz. En geç biz. Geçen sezon mesela en erken biz başladık. En geç biz bitirdik Türkiye Kupası'nı alarak. Ya bu takım çok başarılı bir takım ve bizden 9 tane oyuncu gitti. Ve bizim tabii ki bu takım her zaman iyi olmayabilir. Ama yani taraftarların özellikle Sivas'taki taraftarların oyuncuları yuhalaması bence çok büyük yanlış. Çok çok büyük yanlış. Yani 8. dakikadan itibaren oyuncu yuhalanması doğru bir şey değil. Ve bu takım da dediğin gibi çok güzel şeyler yaptı biz geldiğimizden beri. Yani Avrupa'ya götürdü, bir sürü para kazandırdı, Türkiye'ye puanlar kazandırdı. Yani ve Sivas Spor'u Avrupa'da da ön plana getirtti. Yani çok güzel şeyler yapmış bir takım. Yani ne olursa olsun sahip çıkmaları gerekiyor. Bir 3000 kişiye oynamak Sivas Spor'a yakışmıyor yani. O yüzden de tabii ki buradaki seyirci gerçekten maçın başından sonuna kadar çok büyük bir destek verdiler. Sonra da oyuncularla beraber de o sevinci de hep beraber yaşadılar yani. Bu böyle olması gerekiyor yani. Bir de biz biliyorsunuz şeyden uzağız. Esas buradaki basından, ulusal basından uzağız. Oradaki olanları kimse görmüyor, bilmiyor, etmiyor. Bu ne sıkıntılar yaşayarak bu maçları oynadığımızı kimse bilmiyor. Biz 2 günde bir, 3 günde bir maç oynuyorsun. Geliyorsun gece mesela şimdi biz burada kalacağız. Çarşamba sabah Kosova'ya gideceğiz. Kosova'dan dönüşümüz gün gece 2 mi oluyor, 3 mü oluyor? Yani böyle sıkıntılı şeyler yaşayarak yapıyor. Bir de biliyorsunuz yani Sivas Spor'un bütçesi belli, alacağı oyuncular belli.
Hiçbir zaman biz kendi istediğimiz oyuncuyu alamayız. Sadece parasını yettiği oyuncuyu alır. O bütçeye rağmen, o şeye rağmen biz çok güzel şeyler yaptık. Onun için onların da bazen böyle olduğu zaman da bana göre de kötü günde taraftar takımına sahip çıkar. Onlar da onu yapmaları gerekiyor. Yani takımına sahip çıkmaları gerekiyor. Yani. Var mı başka sorumuz? Buyurun. Son durumunu ben hiç göremedim. Öyle gitti herhalde hastaneye kaldılar değil mi? Hastaneye kaldılar. Çünkü Serdar geldi yanımıza. Özür dilemek için geldi. Kazara dizine, burnu dizine gelmiş. Oradan bir sıkıntılı. Herhalde bir kırık mırık ufak bir şey olabilir yani. Başka sorumuz var mı? Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar.